Hacamat yaptırmak sünnet midir? Evet. Bununla ilgili çok hadisler var. Yani hacamat e, vücudun belli noktalarından enseden, sırttan işi bilenler biliyorlar. E, vücudun belirli noktalarında kirli kan birikmektedir. Kirli kan orada birikiyor. İşte bir cihazla çekiyorlar o kanı. Ve kapkara kan çıkıyor oradan. Ve insan rahatlıyor. Sünnette var mı? Evet var. Miraçla ilgili hadislerde de geçiyor. Peygamberimiz buyuruyor ki Miraç'ta hangi peygambere uğradıysam bana dedi ki ümmetine hacamatı emret. Ümmetin hacamatı tavsiye etti. Hacamat yapsınlar. Bu Rusya taraflarında, Türkiye Cumhuriyetler'de hacamat çok yapılıyor. Oralarda bu devam etmiş. Bizim buralarda unutulmuş. Şimdi yeniden başlıyor. Bilhassa oralardan gelen e, Türkmenler sayesinde, Azeriler, Türkmenler Türkmenistanlı, Kırgızistanlılar sayesinde buralara biraz yayıldı. Tabi bilen de yapıyor, bilmeyen de yapıyor. Devlet şimdi ona bir şart şurt getirdi. Sağlık eğitimi almamış olanlar, sertifikası olmayanlar vesaire vesaire bunlar yapamaz diyor. Bu küçük bir ameliyat gibi görüyor devlet bunu. Herkese bu hakkı vermiyor yani. Ee, Tabi ben onu bilemem yani kim Kimlere bu hak verilmelidir vesaire. Onu uzmanlar daha iyi bilir. Şu anda bu şekilde gizli çalışanlar ceza alıyorlar. Hapis cezasına kadar gidiyor. Yatmıyorlar ekseriyetle ama e, ceza alıyorlar. Yani bu işi yapacak olanlar bunun şartları neyse o şartları yerine getirsin. E, alabiliyorsa bunun sertifikasını filan. Doktor olma şartı inşallah yoktur. Doktor olma şartı varsa zaten işi kötü. Yani bu işi yapanlar hemen hemen hiç biri doktor değil. Çok istisnadır doktor olup da bu işi yapan. Ee, aslında doktorların da artık öğrenmesi ve yapması lazım. Tıp fakültesinde bunun derslere eklenmesi gerekir. Ders kitaplarında hacamat konusu olmalıdır hocalar, hocaların kontrolünde talebeler bunu okuldayken öğrenmelidir. Yoksa iş cahillerin elinde kalır. Yapanlar çoktur. Parayla yapıyorlar tabi. İşte bunlar bazıları yakalandığı zaman ceza alıyorlar. Bilerek, bilinçli bir şekilde bunun kitabını okuyarak ya da işte uzmanlardan dinleyerek, onlardan ders alarak yapanlar var bilmeden cahince yapanlar da var. Dikkat etmek lazım. Hacamat faydalıdır. Sünnette de vardır. Ee, baş ağır, bir rivayette diyor ki e, kim başım ağrıyor deseydi peygamberimiz hacamat yap derdi. İşte baş ağrısı için diyelim ki şuradan yapılıyor ya da işte nereden yapılıyorsa biraz daha yukarıdan işte başka ağrılar için e, sırtın ortasından her onun noktaları var yani bu işi bilenler biliyorlar. E, bir defada da çok fazla fayda etmeyebiliyor Birkaç defa yapılması gerekebilir Yani vücuttaki pis kanın dışarıya atılması Birikmiş olan e, o e, kısmın dışarıya atılması vücudun rahatlamasını sağlıyor. Kan devranı kolaylaşıyor. Ee, yani birçok faydası var. Sünnette de var. Yaptırmak isteyenler yaptırabilir. İslam'a uygundur, bir zararı yok, faydası vardır.